altını çizerek sözlere başlamak gerekirse, hepimiz her gün açıklanan rakamlarla ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz ve artık önümüzdeki bir ay içinde hayatın normalleşmesini, normale dönmesini ve bu salgından kurtulmayı ümit ediyoruz. Tabii burada her gün 100'e yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği gerçeğini ve 3000 sayısını bugün üzülerek aşacağımızı unutmaksızın hayatını bugüne kadar kaybeden 3000 kişiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu rakamın mümkün olan en alt düzeyde kalmasını ümit ediyoruz. Bu süreçte mücadelelerini kahramanca sürdüren bütün sağlık emekçilerini bir kez daha saygıyla selamlıyor. Onların içinden hayatını kaybedenlerle ilgili olarak da tüm meslektaşlarına, tüm ailelerine bir kez daha üzüntülerimizi iletiyoruz. İyimser bir tablo var. Ancak bu iyimser tablonun büyük bir risk taşıdığını ifade etmek durumundayız. O da topyekün bir hastalık varmış ve bu hastalık artık gücünü kaybediyormuş ve yavaş yavaş ortadan kalkıyormuş gibi bir toplumsal algı hepimizin felaketi olabilir. Bu hastalık ilk günkü kadar bulaşıcı, ilk günkü kadar öldürücü, ilk günkü kadar sinsi. Burada fark eden tek şey toplumdaki bilincin artması ve uygulanan kimi yerde karantina, kimi yerde kısıtlama kurallarına uyulması, sosyal mesafenin mümkün olduğu kadar korunması sayesinde artık bulaşma hızında bir artış değil, bir sabitlenme hatta bir düşüş söz konusu. Ancak hastalığın güçsüzleştiği veya bizim hastalığa karşı bir galibiyet elde etmekte olduğumuz algısı tehlikeli. Örneğin Bayburt'ta 27'si huzur evinde toplam 35 kişiye korona pozitif teşhisi kondu. Yani bir huzur evindeki 27 yaşlıya birden bulaşabilen ve tam bir yerde sorun çözülmüşken bir başka yerde alevlenebilme potansiyeli olan bir salgınla karşı karşıyayız. Bu yüzden hem 30 büyük şehirde hem bu şehirlerin dışındaki her yerde virüsün ilk günkü kadar bulaşıcı ve ilk günkü kadar öldürücü olduğundan hareketle ilk başta ne kadar korkuyorsak o kadar korkarak, ne kadar tedbirliysek en az o kadar tedbirli davranarak devam etmemiz gerekiyor. Teknik bir tartışma var. Bu tartışmayı kıymetli buluyoruz. O da hepinizin bildiği gibi günlük yapılan test sayısıyla saptanan vaka arasında %9 ila 11 arasında bir oranda vaka tespiti yapılıyor. Ve test sayıları 50 binlere varıp 5 binlerde de neredeyse vaka tespit edilmişti. Tabii şunu bilmek gerekiyor. İlk başlarda test pek az yerde yapıldığı zamanlarda 3 güne 4 güne varan sonuçlar olduğu için günlük yapılan testle alınan sonuç o günün sonuçları değildi. Ama artık testlerin yaygınlaşması, birçok yerde olması hemen hemen yapılan testin o günkü sonuca yakın değerler verdiğini ve günlerin birbirini takip ettiğini görüyoruz. Burada temel tartışma şu: Türkiye bir vakayla temas etmiş kişilere ya da semptomlarla hastaneye başvurmuş kişilere test yapıyor. Ve böyle olunca bu kriter değişmediği için artık bir vakayla temas etmiş kişi sayısındaki azalma ve semptomla başvuran kişi sayısındaki azalmadan dolayı test sayısı da düşüyor. Tespit edilen vaka da düşüyor. Şimdi tartışma Türkiye test yapma kriterini değiştirecek mi? Bu salgınla mücadelede başarılı olmuş pek çok ülke bizden daha önce karşılaşmış ve bizden daha önce bu salgını kontrol altına almış ülkeler testi bir noktadan sonra yaygınlaştırmayı ve kriterini, test yapma kriterini çok daha farklı, hatta rastgele örneklemler alma, risk grubunda olabilecek, örneğin biraz önce bahsettiğimiz örnekte olduğu gibi tüm huzur evlerine gidip test yapma, geçtiğimiz hafta Sayın Bakan'la konuştuğumuz şeklinde bütün madencilere belli bir
risk grubunda olabileceği değerlendirilen bütün meslek gruplarına test yapma gibi yöntemler düşünülmeli. Türkiye'nin test kapasitesi 50 binlerin üstüne vardığı noktada test yapma kriterinden dolayı test sayısını 20 binlere gerilemesini ve böyle seyrettim meseleyi böyle takip etmeyi doğru bulmuyoruz. Biz bu tartışmanın içinde biz günde ne kadar çok test yapabiliyorsak o bu kapasiteyi tam kullanmamız gerektiğini, örneğin önümüzdeki dönemde faaliyete geçmesi beklenen meslek grupları, toplumsal bir beklentiye de dönüşmüş olan örneğin berberlerin saatte bir müşteri kabul ederek ve özel koruyucu kıyafetlerle görevlerini yapmaları tasarlanıyor. Doğrudur. Ama örneğin bütün berberlere test yapmayı ya da kafeteryaların aşamalı olarak açılacağı noktada tüm kafeterya çalışanlarına test yapmayı düşünmeliyiz. Elimizde günde 50 binin üzerinde 100 bine yakın test yapma imkanı varken kriteri değiştirmeyip testi 20 bine, 15 binlere, 10 binlere çekmeyi doğru bulmuyoruz. Değerli olan nerede varsa bu virüsün bulunma tehlikesi ya da kimde olursa yeniden bulaşabilir, o kişilere, o meslek gruplarına ya da o kritik lokasyonlara var gücümüzle test yapmayı sürdürmeliyiz. Güney Kore'nin çok fazla test yaparak bu konuda başarılı olduğunu, Almanya'nın da diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak çok teste, çok erken yaparak İtalya ve İspanya'daki faciayı o noktaya gelmeden rakamları gerisinde tutabildiğini de bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Bu koronavirüs salgınında gönül ister ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi koronavirüsüyle ilgili salgınla ilgili danışma kurulundan aldığı bilgiler, kendi tespitlerimizi, önerilerimizi konuşalım ve gidelim. Çünkü vatandaş can derdindedir. Bugün her ne kadar normalleştiyse de bundan 3 ay önce hiçbirimizin aklına gelmeyen 3000 can kaybettiğimiz büyük bir faciayla karşı karşıyayız ve günde 100 kişi, 100 civarında vatandaşı kaybediyoruz. Böyle günde başka şeyler konuşmanın manalı olmadığını biliyoruz. Ancak bir başka yerde bir başka hesap var. Hani bugün burada kullanılacak olan beylik laf, bugün burada kullanılacak tekrarlanması beklenen cümle, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde. Lafı herhalde tam bugünler için söylenmiştir. Siyasi ayrılıklara, siyasi çatışmalara, polemiklere ve insanların partileri üzerinden ayrıştırılmasına, mezhepleri üzerinden ayrıştırılmasına, inançları üzerinden tartışmalar yapılmasına herhalde bugünlerde hiç ihtiyaç yok. Ama sarayda bir yerlerde bir oyun planı kuranlar, o oyun planını kurarken şöyle bir plan kurdular. Kendileri için, kendi siyasetleri için, kendi geleceklerini planladıkları için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde değil, aksine kavga ve kutuplaşmaya ihtiyaç duyduğumuz, en çok ihtiyacımız olan bugünlerdeyiz diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'ndan parti sözcüsüne, hükümet sözcüsüne ve tüm bakanlarına neredeyse, tüm sözcülerine ve elbette ki iktidarın sebepsiz, izahsız, bakansız ortağı, meclisteki vatandaşa verdiği sözleri tutmamak pahasına, EYT'lilere verdiği sözü tutmamak pahasına, af sözünü tutmamak pahasına, saray hükümetinin, saray devletinin, saray iktidarının devamına kendisini adamış olan küçük ortak Milliyetçi Hareket Partisi'ne de aynı bilgi verilmiş, aynı not verilmiş görülüyor. Yazılı açıklama yapmışlar. Zaten hep yazılı açıklama yapıyorlardı. O prompterdakilerde yazılı açıklama, Devlet Bahçeli sarayın talimatlarıyla sarayın bildirdiği metinleri ha prompterdan okumuş, ha o okumamış yollamış, biz kendimiz okumuşuz. Metin sarayın metnidir. Prompterlar ortaktır. Bir gün merak eden Tayyip Erdoğan'ın prompterının kablosunu da takip etsin. Devlet Bahçeli'nin prompterının kablosunu da takip etsin. Kablonun ucu aynı bilgisayara çıkar.
verildiği yerde değilse yazıldığı yerde aynı bilgisayardadır. Bunlar prompterlar üzerinden, beyanlar üzerinden, niyet üzerinden, hamasetle ve büyük bir hırsla verilen talimatları yerine getirmektedirler ve temel yaklaşımları, temel tutumları bugün gerginlik günü, kavga günü, bugün bizim kutuplaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu neyin kafası? Devlet Bahçeli'ye dünkü açıklamayı yaptırtan ve saray eliyle bütün sözcülerin kendilerinden olmayan herkese giriştikleri bu taarruz, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi açıktır. Saray rejimi buz gibi yavaş yavaş ama kendisi de hissederek erimekte, küçülmekte, güç kaybetmektedirler. Ve bu panik onları en iyi bildikleri şeyi yapmaya, kavga etmeye ve kutuplaşma siyasetini yükseltmeye, bir çatışmayı körüklemeye niyetlidirler. Bu yüzdendir ki baroların yaptıkları açıklamalardan aslında hiç üzerinde durulmayıp bir eleştiri yapılacaksa normal bir tondan eleştiri yapıp geçilebilecekken bir cümleyi alıp da bütün Türkiye'ye her canlı yayında ve en yüksek tonda duyuracak şekilde ya da aslında kendileri iletişim başkanları Fahrettin Altun'un haksız hukuksuz şekilde vakıf malına el atmış. Bir kere vakıf malı. Vakfeden niye vakfetmiş? Ne şartla vakfetmiş? Bunları falan ayrı ayrı tek tek irdeliyoruz, inceliyoruz ve buradan Fahrettin Altun'a ve saray rejimine büyük bir utanç çıkmaktadır. Ama belli ki vakıf malına gidip de üzerine çardaklar, üzerine mangallar, üzerine kuzineler, şömineler, duvarlar inşa eden, yakalandığı günde gidip kira kontratı yapıp vakıflardan aylık 250 lira gibi komik bir paraya bunu kiralayanlar, daha sonra bu konunun haklı olarak üzerine giden ama ne bir aileye ne o ailenin yaşam alanına hiçbir müdahale yokken varmış gibi yalan beyanlarla ellerinde kanıt olmadan bütün kanıt kendilerini yalanladığı halde oradan bir kargaşa çıkarmaktadırlar. Bunun kişisel sebebi Fahrettin Altun'un kendi ayıbını gizlemesiyken artık bunun partinin sözcülerince de akıl almaz bir biçimde istismar edilmesi, işin içine kontrol altında tutulan yargının sokulması, il başkanımızın ifadeye çağrılması ve bir gazete haberine erişim engeli getirilmesi ve erişim engeli gelirken de mahkeme gerekçesi olarak şunun söylenmesi. Düşünün ki bir hakim şunu yazmış: Fahrettin Altun'un vakıf arazisine el attığıyla ilgili haberleri yayın yasağı getiriyor ve gerekçesine şunu söylüyor: Türkiye'nin koronavirüsle çok başarılı olduğu, dünyaya örnek olduğu gerçeğini gizlemek için yapılan maksatlı haberlerdir diyor. Allah akır fikir versin. Gerçekten bunu hukuk fakültesini bitirmiş birisi bir yayına erişim engeli getirmek adına bunu bir gerekçe olarak yazabiliyorsa, gerçekten kalemi Fahrettin Altun'un eline verip yaz desen utanır, yazmaz. Yazamaz yani, ya böyle gerekçe mi olur, başka bir şey uyduralım buraya, hukuken bir şey yapmaya çalışalım der. Ama gerçekten utanç verici bir durum. Sarayın planı bir şekilde İstanbul Büyükşehir'in bir broşürü. Üstündeki yazıları kendileri yazdırmışlar. Bunun üzerinden hem de böylesi günlerde Türkiye'deki önemli bir inanç grubunu, Alevi vatandaşlarımızı rencide edecek söylemlerle bir farklılık yaratmaya çalışıyorlar. Ve esas mesele şu: nefret söylemi dediğiniz iş, ister mesele bir baronun açıklamasına yönelik konuşun, ister bir büyükşehir belediyesinin dağıttığı bir broşüre yönelik konuşun, ister Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanıyla, il başkanıyla ilgili konuşun, bir meseleyi dile getiriş biçiminiz ve o meseleyi gündemde tutuşunuz
sizin zihninizin arkasındaki gerçek niyeti, gerçek ötekileştirmeyi ve aslında kullandığınız cümlelerin nasıl bir nefret söylemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Karşımızdaki akıl bu toplumda kutuplaşma ve kavga yaratmak için ben meslek odalarına saldırarak ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırarak bir şey yapıyorum diyor. Ama cümlenin içinde geçenler hep Alevilik, Sünnilik, mezhep, inanç, günah derken hep işin içinde gündemde tutulmaya çalışılan bir başka iş olduğunu ve Türkiye'nin nasıl gerilmesi gerektiğinde germek için hangi kelimeleri özenle kullandıklarını dikkatli takip ediyoruz. Ayıplıyoruz. Bu tartışmaların doğrudan tarafı olmamak için gayret gösteriyoruz. Çünkü tam da amaçları ve niyetleri budur. Bakın Devlet Bahçeli'nin talimatla yaptığı açıklamada kullandığı ifade: Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız. Gündem buyken Müslüman mahallesinde salyangoz sattılar. Sivas katliamının olduğu gün Sivas Hakikat Gazetesi bu manşetle çıktı. Bu sür manşetle çıktı. Bu kelimeyi duyunca insanların tüyleri diken diken oluyor. Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli'ye bu metni yazanlar, bu ülkeye bu işi yapmayın. Alt tarafı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, sizin söylediğiniz gibi sosyal yardımları kesecekler demiştiniz. Bırakın kesmeyi, çok daha iyisini yapıyorlar diye. Yaptığınız bütün ölçümlerde maalesef biz de yapıyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımızın görev onayı, büyükşehir belediye başkanlarımıza duyulan güven, onlara destek ok gibi yukarıya gidiyor diye. Bu toplumu eski kavgaların içine çekmeye çalışıyor musunuz ya? Kimse yazılı bir açıklamada Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız lafını sebepsizce yapmaz. Bu cümle özel seçilmiş cümledir. Bu cümle bize Sivas katliamını, Sivas katliamının azmettirici slogan cümlesini ifade etmektedir. Böyle tehlikeli cümlelerle bir yandan toplumun pek azının haberdar olduğu, içeriğinde hiçbir sorun olmayan bir broşürü, onun üzerinden efendim Alevilik, Sünnilik diye başlayıp da bunun üzerinden bir tartışma yaratıp da ondan sonra veya baronun açıklamasındaki bir cümleyi sen aslında bunu kastettin. Baro açıklama yapıyor. Diyor ki ben öyle bir şey kastetmedim. Bu beyan da geldikten sonra bu tartışmanın sürdürülmesi toplumun gerilmesinden beslenen bir anlayıştır. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne, AK Parti'ye de. Bu yalan yanlış işlerle, bu beyhude işlerle sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve toplumun bir kesmini şeytanlaştırmak suretiyle, onları şeytanlaştırarak kendinize iktidar devşirme, iktidarınızı sürdürme hevesinden vazgeçin. Korkunun ecele faydası yok. Siyaseten eceliniz gelmiştir. Tükenmektesiniz ve siyaseten bitiyorsunuz. Geldiğiniz sandık sizi gönderecek. Millet bıktı, sıtkı sıyrıldı. Bundan sonra halk kararını verdiyse buna karşı Ramazan mübarek günde bu kadar üslupsuz ve bu kadar rahatsız edici bir dille ve rahatsız edici konuların üstünde tepinmeyi bırakın. Bırakın bunu, bundan size fayda yok. Ve emin olun sizin seçmenleriniz de sizleri kınıyorlar, sizleri eleştiriyorlar. Gün bugün değil diyorlar. Normalde binlerce kişinin katılacağı cenaze törenlerini tabutu taşıyacak 4 kişiyle 8 kişiyle yapıldığı günlerde bu ülke. Bu ülkeye bunu yapmayın. Herkesin canı sıkkın, herkesin yüreği yanık ve sizin dışınızda kimse böyle saçma sapan tartışmaları
duymak ve dinlemek istemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir parti gibi bile değil. İlk başta yola çıkarken şirket yönetir gibi yöneteceğim devleti demişti. Şirketler çok daha ciddiyetle yönetiliyor. Partiler çok daha kurumsal yönetiliyor. Hiçbir partide resmi atama yapılmadan siyasi partilerde dahi devir teslimler olmaz. Devlet geleneğimizde de olmaz. Bakınız Türk Tarih Kurumu'na atama yapıyorlar. Atatürk'ün vasiyetiyle koruduğu Türk Tarih Kurumu'na 23 Nisan imza, 24 Nisan tarihli resmi gazete. Türk Tarih Kurumu'nun atanan başkanı Ahmet Yaramış göreve başlamış, kendi siteleri devir teslim yapmışlar atamadan 4 gün önce. Çadır devleti, çadır tiyatrosu. Şahsım atadıysa tamam, o onu söylenmiştir. Bir şekilde bildirmişlerdir, gidip paldır küldür devir teslimi yapmışlar. Hem de vekilinden alıyor, yani görevi vekaleten yürütenden alıyor. Asaleten atanıyor, atama kararnamesinden 4 gün önce devir teslim yapıyorlar, çadır devleti. Kime atıyorlar? Atatürk'ün, bakın İş Bankası tartışmaları sırasında da çok konuşuldu. Atatürk'ün mirasından kör kuruş CHP'nin kasasına girmez. Bir gün durmaz. Verildiği gibi Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılır. Hiç durmadı, durmayacak. Böylesine anayasal güvence altında Atatürk'ün vasiyetiyle kurulmuş, Atatürk'ün vasiyetiyle, Atatürk'ün kurduğu ve Atatürk'ün vasiyetiyle korunan, kollanan, nemalandırılan, geliri Atatürk'ün vasiyeti olan, vasiyetinden gelen Türk Tarih Kurumu'nun başına Ahmet Yaramış, Afyon Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Baktığınızda tarihe merakı var. Atatürk'le husumeti olan kimler varsa onlara merakı var. Aynı Diyanet İşleri Başkanı gibi. Atatürk'ün kurdurduğu Diyanet'in başında Fesli Deli Kadir'in elini eteğini öpen Fesli Deli Kadir'e, yani Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirisine gelsin demişlerdi. O Fesli Deli Kadir'e gidip önünde hem de resmi görev kıyafetiyle birlikte önünde eğilen Diyanet İşleri Başkanı gibi Atatürk'e husumeti olan ne kadar insan varsa tarihte onları araştırmış olan Ahmet Yaramış'ı buraya atadılar. Herhalde Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak için bir atama yap deseniz bu atama yapılır. Otursunlar beyefendiler. Saraydaki yerinde oturdukça Ahmet Bey rahat otursun orada. Ama saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin, bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız. Yok, sırf Atatürk düşmanlığında, Atatürk husumetinde markalaşmışsınız diye inadına atandıysanız, saraydaki kalktığında o görevden alınmak için beklemeyin. 4 gün alacaklıyız. Saraydaki görev değişimi yapıldıktan sonra 4 gün alacaklıyız. 4 gün evvelden anla ve o koltuğu terk et. O gün geldiğinde bunu Ensar Vakfı kökenli, Atatürk'ün kemiklerini sızlatan Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanına da hatırlatırız. Değerli arkadaşlar, Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Kurulurken dedik ki bunu kim denetleyecek? Kimin denetlemesi lazım varlık fonuysa?
Meclisin denetlemesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis nasıl denetler? Millet adına. Peki millet adına yaptığı denetimi kim yapar? Sayıştay yapar. Dedik ki Türkiye Varlık Fonu'nu Sayıştay denetlemelidir. Hayır. Kim denetleyecek? Dediler ki bağımsız denetim şirketi. Koskoca devletin varlık fonunu bağımsız denetim şirketi. İtirazlar üzerine oraya ekleme yapmışlardı. Bağımsız denetim şirketi denetler, devlet denetleme kurulu da bunu denetler, bunun üzerinden denetler. Devlet denetleme kurulunun da yetkisi var. Biz takip ediyoruz. Ana muhalefet varsa görevimiz bu. Ekim 2019 oldu. Varlık fonunun denetim raporunun plan bütçeye gelmesi lazım. Plan bütçe komisyonundan da oturulup Ekim ayı içinde varlık fonu denetim raporunun görüşülmesi lazım. Ekim'den beri her ay burada hatırlattım. Hepiniz şahitsiniz. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Bugüne geldik. Üstünden 7 ay geçti, 8 ay geçti. Varlık fonu denetim raporu görüşülmedi. Halen görüşülmedi. Görünen o ki Haziran'a kaldı, belki daha da kalacak. Bu rapor nerede dedik? Meclis başkanına görevini hatırlattık. Her tarafa yazdık ve en sonunda rapor Nisan ayında ortaya çıktı. Sonra anlaşıldı ki 6 ay yollanmamış, 1 ayda mecliste bizlerden saklanmış. Plan Bütçe Komisyonu çalışıyor ya. Rapor Plan Bütçe Komisyonu başkanında Teknus'a raporun geldiğini öğrendik. Verin raporu diyoruz, başkanda diyorlar. Başkanı arayın diyorlar. Kavga dövüş. Bir ayın sonunda haberdar olduk geldiğinden, gizliyor. Raporu kendilerinden aldık. Aldık ki haberdar olalım diye. Vermiyorlar ki Plan Bütçe Komisyonu açık olduğunda bu raporu görüşmek zorunda diye. Ve Varlık Fonu'nun raporunu incelediğimizde artık devletin gelir getiren, getirmesi gereken Varlık Fonu'nun yurt dışında devletlerin gelirlerini koydukları, geleceğe aktardıkları, kendileri açısından bu varlıkları üzerinden güven ve gelir tesis ettikleri bu fonun Türkiye'de borçlanma fonu olduğu, borç fonu olduğu açıkça ortaya çıktı. Ve varlık değil, borç yaratan bir fonla karşı karşıyayız. Herkese paralel yakıştırması yapanlara söyleyelim. Bir paralel hazine yaratılmış durumda. Hazine yerine ama kuralsız ve denetimsiz bir şekilde borçlanan, kendine göre yönetilen, keyfi yönetiminin de denetlenmediği bir durumla karşı karşıyayız. Ve raporu izlediğimizde, incelediğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu, damadının da kendisi adına yönettiği bu fonun keyfi yönetildiği, bir aile şirketi ciddiyetinde bile yönetilmediği son derece açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kaynakların ne şekilde kullanıldığı, ekonomiye nasıl faydalı olabileceği, yerindelik denetimi kesinlikle yapılmamıştır. Denetim raporuna baktığımızda tablolar vardır. Basit tablolarla sadece denetim şirketi tabloların doğruluğuna bakmıştır. Şirketin denetim sürecinin sadece tablolar üzerinden matematiksel bir denetim olarak yapıldığının ve Devlet Denetleme Kurulu'nun da bağımsız denetim şirketinden gelen bu raporu alıp bu rapor üzerinden denetim yaptığının, yani yasak savmak için denetlermiş gibi göründüğünün, bir içeriye girilmesi, yerindelik denetimi ve doğru mu kullanılmış, yanlış mı kullanılmış, etkin mi kullanılmış, kullanılmamış mı, bu denetimlerin hiçbirisinin yapılmadığı görülmektedir. Oysa ki eğer Sayıştay, kamu denetçileri böyle bir denetimi yapsalardı, varlık fonunun doğru yönetilip yönetilmediğine, varlık fonunun beklenen faydayı getirip getirmediğine, zarara uğradıysa bunun hangi kararlardan dolayı olduğuna bakacaktı. Ama bağımsız denetim şirketine çarpım tablolarını denetlettirir gibi bir denetim yapıp Devlet Denetleme Kurulu'na da bunun üzerinden
yaptırılan denetimin sonuç vermediği son derece açıktır. Kamu denetçileri varlık fonunun faaliyetlerini denetlememiş, yalnızca bağımsız denetim raporu üzerinden bir göstergelik denetim yapmışlardır. Yine aynı şekilde Türk Ticaret Kanunu'nun 516. maddesine göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları da yayınlanmak zorundadır. Ancak varlık fonuna ilişkin böyle bir rapor da yayınlanmamıştır. Faaliyet raporu da ortada yoktur. Sadece mali tabloların denetlendiği bir yapı ve varlık fonunun damada emanet, keyfi yönetim anlayışı tamamen ortadadır. Ve sonuç şudur. Ekonomik güven endeksi Mart ayında 91.8 iken, bu bir endeks, yüzde değil, yani vatandaşın %91'i ekonomiye güveniyordu gibi algılanmasın. Ekonomik güven endeksi 91.8 iken bugün 51.3'e düşmüştür. Damadın kontrolünde, damadın yönetiminde ve bir aile şirketinden bile kötü yönetilen, keyfi yönetilen varlık fonunun başındaki bu anlayış ne Türkiye'ye ne de dünyaya güven vermemektedir. Varlık fonunun etkin denetlenebilmesi için, meclis tarafından denetlenebilmesi için, Sayıştay denetimine tabi olması için, önümüzdeki süreç içinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeniden ilgili kanunda değişiklik yapılmasına yönelik girişimlerimiz ve çağrılarımız olacak. Bunları da ifade etmek istedim. Hepimizin yüreğini burkan bir olay Trabzon'da yaşandı. Trabzon'da kurtarılmak için her şey yapılıp kurtarılamayan bir hastanın yakınları tarafından doktora saldırıldı ve oksijen tüpüyle kendisi darp edildi. Bunun üzerine saldırganlar yakalandı ama gözaltından serbest bırakıldılar. Toplumda yükselen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındılar. Bu sefer de ev hapsi cezasıyla saldırgan tekrar evine gönderilmiş durumda. Sağlıkta şiddet yasası, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın alkışlayalım ama sadece alkışlamayalım, meclisimizden daha fazlasını istiyoruz dediği noktada zaten 1,5 yıl önce CHP'nin verdiği bir kanun teklifi vardı. Defalarca gündeme alınmasını söylemiştik, duyarlılık yaratamamıştık. Koronavirüsteki büyük mücadeleden sonra sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı'nın da olumlu bakmasıyla yeni bir iklim oluştu. Ancak Sağlık Bakanı'nın istediği gibi, Türk Tabipleri Birliği'nin istediği gibi, sağlık emekçilerinin örgütlü olduğu sendikaların ya da meslek örgütlerinin istediği gibi bir yasa değil, saraydan gelen bir yasa. Önce infazı ekleyelim, olmaz, dört başı mamur bir şey yapalım dedik. Kanun teklifini verdiler, Sağlık Komisyonu toplamadılar. Adalet Komisyonu toplamadılar. Gittiler, görüşülmekte olan bir başka torbanın içine bir madde olarak koydular. Tüm çağrılarımıza rağmen beklentileri karşılamayan bir şekilde çıktı. İşte sağlıkta şiddeti yeterince caydırıcı olmayan ve sağlıkta şiddet noktasında beklentileri karşılamayan yasanın pratikteki iş görmezliği bir kez daha tescil edilmiş oldu. Bu sağlıkta şiddet meselesini mecliste bir komisyon odasına, sağlık alanının bütün çalışanlarının temsilcilerini oturtmadan, bütün partileri oturtmadan, Sağlık Bakanlığı yetkililerini oturtmadan, enine boyuna konuşmadan bu sağlıkta şiddetle ilgili saray usulü yasamalarla sonuç alamayacağız. Maddeyi yolluyorlar, noktasına virgülüne dokunmayın. Böyle meclis olmaz, böyle yasama olmaz, böyle yasamadan da herhangi bir sonuç alınmaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruları yazılı olarak iletiyorsunuz. Sizin ilettiğiniz sorulara da cevap vermeye çalışıyoruz. Bendekiler bu kadar. Ayrıca bir soru varsa cevaplayalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.